Aslan Yanastır oynuyor. Bir Viper var. Diğer taraftan Paparazzi Pırması bir Blaze'in öyle Viper gibi tercihi yok. Sage olacak Brave'de. Zeus Cypher ile oynuyor. Cydrex'te de bir Skye var. Cydrex'in Skye'ını da burada izlemiş olacağım. Alsight içerisinde kimsenin olmadığını görebiliyoruz. BBL çok net bir şekilde Alsight'ı alabilir. Buradan çıkacaklar. Cydrex yerini belli etmiş. Düşünür içeriye giriyor. Dediğim gibi hiçbir aksiyon olmadı şu anda. Yaşanmadı. Gerilerde aim diyeler bekleyecek. Bir de taret var. Yine Pora'nın oynadığını görebiliyoruz. Taretiyle birlikte, Killjoy ile birlikte. Pora biraz açık. Bu pike gidecek mi? Aim diyelerin bulunduğu yerde bir fight her an kopabilir. Bir yandan da onu kontrol etmeye çalışıyorum. Üstüne doğru gelecekler. Şahin kullanıldı. İmgelel ikili aldı. Bir tane daha alırsa takımına iyi destek olacak. İmgelel Muş. Killer geliyor. Neredeyse kill vermeden burayı geçebilirlerdi. İmgelel düştü. Orada yapabilecek çok bir şey yok. Ve BBL ekibi kendi seçtiği haritada ilk roundu kazanmayı başardı. Saitan'a rahat girdiler. Oyunu doğru yere çevirdi BBL. İyi bir splitle birlikte kazanmış oldu burayı. Ve şimdi Q-Shiner. Başlayışı yapan oyuncu Q-Shiner. B'de 3 kişi var bu arada. MDLL onlardan ilkini yakalamış. Şimdi Glove'un üstüne doğru Q-Shiner gelecek. Glove'a bakmadı yalnız ama Glove kendi yerini açığa çıkartıyor. Tünelde onu bekleyen oyuncuya bir headshot attı. Yani 5 ile bekliyor. BBL bunu dün çok yaptı. Yine easy rotasyonla görebiliyorsunuz. Q-Shiner seçimlerle içeri girmeye çalışacak. Girdi içeriye. Zistun'un üzerine doğru gidebilir. Bizden arka bir destek. Yine Nebul altında Cydrex var. Zistun ile burayı harika oynadılar. Destekte Izzy'nin olduğunu söylemiştik. Sight'a belki adım attı BBL ama Sight'taki hiçbir oyuncusu kill alamadı. Zistun, Cydrex ve Izzy üçlüsünden harika bir savunma performansı. Özellikle bir bonus'a karşı kazanmanızdan ziyade nasıl kazandığınız çok daha önemli oluyor. Bent'te başlayacak. Yine yakında Q-Shiner hareketli geldi buraya. Q-Shiner ilk rakibini yakalıyor belki ama easy. Takas almayı başardı. Q-Shiner'ın killine karşılık bir yandan da Behaven'ı kaybetme durumunda artık Paparazzi Pırması Blaze. Site içerisinde de Glove var. Onun üstüne doğru hareketli bir şekilde ilerleyebilirler. Glove beklemeye devam ediyor. Aslan Maşadol kill çıkardı. Yine Glove'u da fark edecek Aslan. Orada Glove'un killini görebiliyoruz. AIMDLL ona karşılık vermeyi başarıyor. Bir de ulti açacak AIMDLL. 2v3 BBL site'a çok iyi girdi. Atılan bir kaplan var. Muş, canı az. Şimdi ulti içerisinde Izzy. Nereden ateşlendiğini biliyordu bu mermilerin ama Bora'nın rakibini fark etmesiyle spreyini çevirmesi biri oldu. Çok rahat bir kill. Tekrar bir fake veriliyor. Cydrex Muş buradan kaçtı. Tünelden bir kaplan kullanarak geliyor ki ısırıldı aynı zamanda Cydrex. Muş bunun farkında, bir canlı da olsa pike geldi. Ya Cydrex'in pek bir şansı yok gibi açıkçası. BBL'in hata yapması lazım ki bu roundu kazanabilsin. İçeride taret var bir durumda. Şimdi Muş'un üstüne doğru gidecek. Bir flash. Flash da Muş'u yakalama peşinde ama Muş hata yapmadı. İyi bir performans. Yine Cydrex'in pozisyonu oldukça kritik. İlk fight'a easy girecek gibi duruyor. Orada bir sarsma var. Izzy bakalım ne zaman bu fightlara başlayacak. Şimdi ilk oyuncunun farkında Izzy. Power'ı düşüremedi. Destek vermeye çalışıyorlar. Zistu site içerisinde bir tane oyuncuyu düşürmüş. Yine Izzy'nin üstüne doğru gitmeye çalışacaklar. Zistu yakalandı. Site'e geçmeye çalışıyorlar. Cydrex bildiğinden sonra ayrıca Q-Shiner'ı da vurdu. Bir de ultisi var. Yine site'de belki Power ama destek lazım Power'a. O desteği alabilecek mi? Süre çok az. Muş arkalardan geliyor. Sanki roundu kazanma şansları pek kalmadı gibi BBL oyuncularının. Artık süre yeterli olmayacak Muş için ve son kill de yine Izzy'den geldi. 3-2 yapıyor. 3 tane rifle var. Yine de roundu bu şekilde kaçmaya çalışacaklardır. Brave'in üstüne Q-Shiner hızlı bir şekilde geldi. Bir flash yedi. Brave üstüne doğru peek geliyor ve Brave bu kill almayı başardı bu sefer. Hata yok. Diğer tarafta da Izzy içeri girmeye çalışırken Faro'yu yakalıyor. Yine görebiliyoruz. Easy'den bir pick gelmişti. Zorluyor bu BBL. Ama yani iki tane kill verdikten sonra tabii Zistun'un diğer tarafta Cydrex. Rakiplerini fark edebilecek. Bir flash bıraktı.
Hydrex'ten başka bir flash pick daha. Zistu yine site savunuyor. Aslan Maşadom'un karşısına çıkabilirler. Hydrex açık. Çok kalabalık. Paparos kullanmasındayız. BBL burada planti almaya çalışacak. AMD'lerin üstüne doğru gidiyorlar. Zistu, Brave'ler geldi. Son kalan isim artık Mosh. Özür diliyorum. Mosh ve Mosh'u da yakalayan Paparos Pure Massive Blaze'de Brave oldu. İnanılmaz bir kayıp bu BBL için. Kaplıyorum. Yıldız aldı yerden. Light'ı açılan duvardan sonra Brave de Vent'e doğru, Heaven'a doğru gelmeyi tercih etti. Bir rakibi var orada. Brave şimdi Mosh'a bu duelloyu kaybediyor. Glove oldukça iyi bir pozisyonda. Arkadaşlar hata yapsa bile Glove'u. BBL burada bu kalabalık savunmada boğulabilir. Çünkü Brave de buraya geliyor ve Zisto açıldı. Şimdi uyucum sanki yavaş yavaş başlayacak. Şöyle entry oyuncusuna geçelim. Fusioner ultiyi açtı. Sonu çıkarabilecek mi? Fusioner hayır. Glob tarafından yakalandı. Şimdi destek almaya çalışıyor Glob. Sidrex'ten bir yandan Sidrex, bir yandan Glob. Killer'i çıkarmaya başladılar. Papara Super Massive Blaze. İnanılmaz bir round daha hanesine yazdıracak gibi. Eğer Paro daha fazla hasar veremezse ekonomik anlamda da çok karlı çıkacaklar. Paro planti oynamak istemedi. Kill almak istiyor. Ses yapmadı. Hemen dibinde Easy olacak. Easy Power'ı yakalıyor. Power eğer Easy'yi bulsaydı belki B'ye gitme süresi bile söz konusu olabilirdi Power'ın. Glob. Smoke var. Kaplan herkesi görmüş olabilir orada. Glob ilk kill aldıktan sonra şimdi kutu içeri girmeye çalışıyor ama aynı zamanda bir çekme var. Oo! Kutu kill çıkardı. Daha fazla hasar veremedi Glob. Daha fazla kill çıkaramadı en azından. Çok da hasar almış gibi durmuyor BBL oyuncuları bu pozisyon için. Yani Glove'un oradan 3 ya da 4 kill çıkarma imkanı bile olabilirdi. Duvar açılıyor. Brave oldukça yakın. Bunun farkındalar. Geçişini de gördüler. Bir flash pick olacak. Brave döndü. Bu sırada Kutu'den 2 tek daha ama karşılık Easy'den. Güzel bir karşılık. Dash'i de var. 2 ve 2 pozisyonda Zisu da buraya doğru gelecek. BBL bir çıkar yol bulmuş olabilir. Round'u kazanmak adına bir Echo da onlar alabilir. İçeriye doğru sızmaya çalışıyor. Zistu elinde bıçak vardı. Bıraktı burayı. Acaba dikkat gösterecek mi Zistu? Yine çok güzel bir karar. Mujdan A'ya doğru ilerlemeye başladı ama site içerisinde AMD'ler var. Rotasyon halinde oyuncuları yakalayabilir. AMD'ler BBL 2v2'de verebileceği en iyi kararlardan bir tanesini vermiş gibi duruyor. Hala hareketlenmedi. Muj planti alacak. Önünde bir de trap var. Şimdi oh Easy. O kadar kötü bir zamanlama ki AMD'ler için. Easy ters ayakta yakalabilirdi ama Easy site'a bakıyordu ve AMD'ler düştü. Şimdi Mosh girecek ekranlara doğru, yakalayamadı rakibini. Çok güzel bir düşünce 2v2'de ama bu düşünce yine işler Easy'ye bakacak gibi. Easy bir kill alırsa aynı zamanda Dash'ine sahip olacak. Bu klasik gördü. Dash'ini kullanmadı. Paro'yu düşürdü. Easy şu ana kadar çok iyi iş çıkartıyor. Bir rakibini daha düşürüyor. Glove'u gördüler belki. Ama Glove da hazır. Ve sonrasında Aslan Maşadov. Bir kill aldı. 37 saniye var içeri girmeye çalışırken. O nasıl oldu? Bu kill'i kaçırdı Brave bilmiyorum ama Aslan da iyi döndü. 30 canı var sadece. Sırf bu yüzden zaten. Round'u kazanması iyice güç hale geldi. Bir fake çıktı perdenin arkasından. Ve Zisu tarafından fark edildi. 7-3 yaptı. Paparos vurması Blaze. Split savunmasında. Yavaş yavaş. Tabii. Oo. Ulti de kullanılıyor. Şimdi Easy fark edecek. İlginç bir vuruş. AMD'ler Zistu'yu tekrar yakaladı. Ama bu sayede bir tane kill aldılar. Ve site'e ilerleyecek şimdi BBL ekibi. Aynı zamanda kullanılan bir tane Twitch var. Ekranlar tarafında Brave'i görebiliyoruz. Bir de Viper ultisi açıldı. Bu işlerine yarayabilir. BBL ekibi bunu iyi kullanabilir. Kuti açıkta. Heaven altında. Heaven altına bakılacak mı? İlk önce rampayı temizlemeyi tercih ediyorlar. Özellikle BBL ağa geldikleri hücumlarda. Geride rampa tarafında sürekli oyuncu bırakıyor ama burada Viper ultisini kullanan zaten AMD'ler ve genelde kalan oyuncu da arkada AMD'ler oluyordu. Bir flash kimsenin olmadı burada. Aşikar Easy arkayı kontrol edecek. Kimseyi görmedi. Yavaş yavaş Brave hamle yapmaya başlıyor. Arkadaşlarından bağımsız Aslan Maşadov silahın ucunu gördü. Burayı Papara süpürmesi Blaze daha fazla zorlamak istemedi. Neden istemedi? Onu bilmiyorum. Silahları düşürmeye çalışacaklardır en azından. Çünkü paraları var ve ilk yarının son round'una gidiyoruz. Globe kill çıkarmış. Easy kaçmasına müsaade etmedi rakiplerini. Şimdi patlamanın etkisiyle tüm BBL oyuncuları yakalandı. İçeri girmeye çalışıyor Power'a. Burada bir trap var. Trap kırıldı. Bir tane alarm bot. Zistu
Perde arkasında AMD'leri düşürdü. Site'a girebilecekler mi? Yine izleden güzel bir kez Zestu bir başkasını daha düşürdü. Operatörü nasıl geçecek BBL? Ki site'a girebilmek bu aşamada mümkün mü? Emin değilim. Aslan Başaroğlu ve Muş kaldılar. Şimdi Zestu'nun üstüne gidiyorlar. Muş istediğini başaramadı. Aslan bir ekip pozisyonunda kesinlikle kazanılabilir. Ve izinin silahının ucunu görmüş olması lazım. Arkadaşları da mı fark etmedi acaba? Hayır. Kimse görmemiş galiba. İzinin üstüne doğru gidiyor aslan. Ve izi fark etti. Kimse fark edememiş silahın ucunu. Belki biz tabii X-Ray'de gördüğümüz için çok net bir şekilde gördük ama Zestu arkada BBL agresif bir oyun yapacak gibi burada. Oo, kaplan ne zaman kullanılacak? Oo, 3 oyuncu birden fark edildi lan. Aslan 2 tane vurmuş. Muş geldi, katkı verdi. Harika döndü arkasını Muş ve tabanca roundunu. Burada artık BBL kazanmaya çok yakın. Son kalan isim Zestu. Radarda sadece arkadaşlarının düştüğünü gördü Zestu. O da kill çıkartamıyor. Aslan 3 vurdu. Muş 2 vurdu. Helal mod. Orada Sidrex fark etti. Evan tarafında yine power up müsait pozisyonda. Arkadaşına paslayacak gibi killleri. Muş da çatışmanın içerisinde. Sonra geri kaçarken Globe tarafından bulundu bu arada. Yine Muş'un nerede olduğu belli. Easy'de bir ghost var. Easy yakalandı. Artık son kalan oyuncuyu da Brave'i de imgeler buluyor. Oyun kurgusu mevcut. B'de 3 kişi var. Onlardan bir tanesi imgeler, bir tanesi Power. Özellikle buradaki çapraz atışı önemli ama Power'da bir tane Ghost var. Bununla birlikte ne kadar hasar verebilirler emin değilim. İmgeler. Orada hasar aldı imgeler. Bitmiş yanı kaldı. Tekrar burayı zorlayacak. Herkes burada yalnız. Herkes burada. Herkes B'de. BBL savunmayı beşledi. İnanılmaz bir savunma olacak. Önemli bir risk bu. Ki bu tarz roundlarda kesinlikle alınabilecek bir risk. Aynı zamanda sürükler geliyor. Evin altında bir oyuncu var. Onu fark ettiler. Ve Power'ın killini görmüş olduk. Diğer yandan kullanılan başka yeteneklerle birlikte iyice yavaşlattılar. Rakibi Brave gelmeye çalışıyor. Evin altında kimseyi görmedi. Burası çok kalabalık gibi düştü. İlk kill geldi belki ama burada kaybolacaklar. Power'dan 3 tane kill. Ghost kill'i alınan risk. Bonus'u getirdi BBL'e. Power'a da burada desteğe geldi. Zestu çok yakın. Turret'i gördü. Power'a'yı da fark edecek. Power'a Turret'in de yardımını kullanıp iyi bir kill çıkardı. Glove kendisini saklamıştı burada. Power'a rakiplerinin farkında yine ipten çıkmaya çalışıyorlar. Power'a temkinli oynuyor. Sadece bir açıya gösteriyor kendisini. Ama Glove'u tahmin etmedi. Glove bir başka kill daha bulacak. Çok geç oldu onu düşürmek. Yine gelen iki kill'le birlikte artık Cushioner tek. İnanılmaz bir hale geldi round. 4v5 Glove'u unuttular. Glove 2 tane kill aldı ki ikincisini almamalıydı o fight'ta. Ve aynı zamanda silahlar alındı yerden. Round inanılmaz bir yere geliyor. Easy çok avantajlı. Dash'i de var. Cushioner'da bir operatör göreceğiz. Easy'den bu kill alması tabii ki beklenilen. Tabii açılan bir buz bariyer. Savunma biraz rahat. Glove'un pozisyonu önemli. Cushioner bir yandan hani çok geç bir lurk bekliyor. Evan kontrolü şimdi gelecek ama Aslan'ın yanında kimse yok. Bir yandan tecrit kullanıldı. BBL oyuncuları arkada kimseyi kaybetmek istemiyorlar. İşte Glove'un buradaki rotasyonu oldukça kritik şimdi. Neler yapacağı. Brave ilk kili çıkarmış. Muş onu düşürdü. Ne izleyeceğiz? Gerçekten anlaşılması güç. Easy. Rakibini yakaladı. Site'da BBL oyuncuları var. Yine perdenin arkasında. Şimdi geldiler. Cushioner'ı imdiyeler. Rende'den geçirdiler. Paparazzi firması Blaze oyuncularını ve Muş bu sayede Spike'ı imha etti zaten. Brave ile birlikte AMDLL site'da. Yalnız çok yakına geldi. Yani çok yakına geldiler. Şimdi ohohoho, harika bir reaksiyon. Easy inanılmaz döndü. Ben headshot sandım. Tek bıçak ama hayır. Bütün bıçakları atmış. Brave de site'da aslanı düşürdü. Easy inanılmaz bir maçı oynuyor. Bambaşka bir seviye. İkinci Echo Warrior round'da olabilir bu. Papara Supreme'si Blaze'in çünkü çok geride kaldı BBL. Yani site'ın tamamen dışında herkes ve 3v5 yerden alınan 2 tane de rifle var. Kendilerinde de bir tane vardı. Çok rahat. Yani Paparus firması Blaze o kadar yakına geldi ki ve temiz geldi ki yakına. Ve bu bir sıkıntı oldu. Şimdi yani Cushioner'la Power ikilisi Muş'u da kaybettikten sonra denemeyecekler. Yine Zestu'nun kullandığı yetenekler var. Üstlerine doğru gidecek rakipleri Cushioner. Oh! Cushioner'a bir shoulder geldi. Cushioner iyi bir başlangıç. BBL'in kesinlikle buna ihtiyacı vardı ama Brave'in ultisiyle birlikte bu entry'yi ondan geri aldılar. Aynı zamanda bir renk tesirli bomba. Cushioner istiyor biraz hasar vermiş.
Bunların nerede olduğunu anladılar. Bir Gloombolt gidecek. İki tane kafes var. Mujo kafeslerin arkasında. Mujo fark eden easy. İstediği kili bu şekilde alıyor. Entry'i el değiştirmiş oldu. Site içerisindeki bir diğer oyuncu da Aslan Maşadov. Vent'e de çıkacaklar. BBL'deki diğer iki oyuncu çok geride. Fusioner genel çekmeden sonra geri çekilmek zorunda kaldı. Şimdi easy. Aslan'ı da yakalıyor. Artık kalan süresi dediğim gibi Fusioner iyi bir headshot. Ama kaçabilecek bir yer yok. Glove kontrolü burada sağladı iki oyuncu. Hoparış firması bile. Şimdi o sesler yapılıyor. Atılan sürükler var. Kumuş tarafından Glove bunları kıracak. Ayrıca yerge kaynağıyla bir cevap verildi. O. Flash yakında oyuncular olduğu biliniyor. Buradan ultiyle çıkılacak. Easy attı değişini. İçeri girmeye çalışıyor. Kumuşların ölçüsü işe yaramadı. Easy. Entry'ye alan isim. Bir yandan Muş. O desteği getirdi. Aslan Maşadov saatin içerisinde yine Zisu tarafından yakalanıyor. Artık sadece Power'a var. 1'e 3 pozisyondu. Aldığı ikili sonrası 1'e 2 ve şimdi hemen sağında bir oyuncu var. Kamerayı kırdı. Bir fake verildi. Sidrex çıktı. Düşürdü Power'a'yı. 12-8 yapılmış oldu. Fark 4. Zisu ultisi var. Şimdi içeri girdi iyisi. Şöyle iki tane oyuncu var, onlardan ilkini yakalayabilir mi? Bora desteği alamadı arkadaşından tam olarak. Ve Sidrex'i çıkardığı kill var. Muj da yakalanıyor. Glove bir başka oyuncuyu düşürmüş bu karşılaşmadaki. Son round olacak artık. Yine Aslan geldi içeriye kadar. Yerden bir de rifle aldı. O bitmedi yalnız. Hala bitmedi ama burada cevap en sonunda Zisu'dan geldi ve karşılaşma bu şekilde sona ermiş oldu BBL için. Ve bu şekilde evet karşılaşma sona eriyor. 13-8, 13-8 skorlar.